Akla raporundan merhaba. Maraş merkezli depremlerin yarattığı yıkıntıları konuşmaya devam ediyoruz. Deprem bölgesinde refakatsiz kalan çocukların tarikatlara verildiği iddiasını konuşacağız bugün Haklar raporunda. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin bu konuda suç duyuruları var. Detaylandıracağız. Avukat Hediye Gökçe Baykal bizlerle birlikte. Hediye Hanım merhabalar. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve evet de geçmiş olsun efendim. Merhabalar. Ben de öncelikle başta Kahramanmaraş ve depremden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun diyorum. Size de teşekkür ediyorum bu konunun üzerinde durduğunuz için. Çünkü çok biz önemli. Biz teşekkür ediyoruz Hediye Hanım yayınımıza katıldığınız ve bu konuda az sonra bizi aydınlatacağınız için. Şimdi hızlıca başlayacak olursak Maraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremde ailesini kaybeden çocukların tarikatlar tarafından alıkonulduğu iddiaları. Basında çok yer aldı bu iddia. Şimdi önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin de bu konuda suç duyuruları oldu. Ben derneğinizin hem araştırmalarını sormak istiyorum bu noktada hem de size ulaşan bilgiler nedir Hediye? Evet. Depremin ilk gününden itibaren enkazdan çıkan ya da ailesini depremde kaybeden, depremden zarar görmüş çocuklarla ilgili olarak birçok iddia dolaşmaya başladı. Bu iddiaların başında da refakatsiz çocukların deprem bölgesine alınarak çeşitli aracılıklarla bazı tarikatlara gönderildiğine ilişkindi. Bizim derneğimize de birçok ihbar geldi, gelmeye de devam ediyor hala. Bunun üzerine biz tabii ki elimizde somut delil olmadan harekete geçmedik. Hala da gelen ihbarlarda somut delil olmadan kamuoyuyla paylaşmıyoruz. Çünkü birçok asılsız iddia da dolaşıyor bu süreçte biliyorsunuz. Çok yanlış bilgi de kirli bilgi kirliliği de vardı. Bu açıdan biz ilk önce somut iddiaları ortaya koymaya çalıştık. Onları toplamaya çalıştık delilleri. İlk önce Hediye Hanım, o somut delillerden de biraz bahsedecek olursak. Evet tabii. Şimdi ilk önce bize Beykoz'da 3 tane villaya 60 çocuğumuzun götürüleceğine ilişkin bir ihbar geldi. Bu ihbarda WhatsApp grubunda bir yazışma oldu. O WhatsApp grubuna bir video yollanıldı. O videoda da işte depremden etkilenen çocukların Beykoz'daki villaya getirileceği, bir kısım eşyaların toplandığı, ancak eksikler olduğu, bu eksikler için de yardım talebine ilişkin bir videoydu bu. Bu video ile birlikte bu WhatsApp grubunda olaylara tanık olan kişi de tanıklık yapacağını söyleyince biz bu somut delillerimizle birlikte öncelikle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmamız ardından basında açıklamalar oldu. Gerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gerekse Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı, İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Merkezi'nden bu iddiaların doğru olmadığına ilişkin. İlk önce bakanlık bizim haberimiz var, oraya bakanlık yetkililerimiz gitti, çocuklara ihtiyaç haline müdahale edecektir gibi bir açıklama yaptı. Daha sonra orada herhangi bir refakatsiz çocuk olmadığını ileri sürdüler. Şu anda oradaki soruşturma devam ediyor Beykoz Savcılığı'na yaptığımız. Tabii bizim burada beklentimiz savcılıkta o evlere baskın yapılarak kimlerin kaldığı, çocukların kimliklerinin tespit edilmesi. Çünkü daha sonra da oradaki kalan çocukların Suriyeli olduğuna ilişkin bir açıklama yaptı. Türk de olsa, Suriyeli de olsa bir ne fark olacak tabii onu biz anlayamadık. Ama yani neden böyle bir açıklama yapıldığını. Suriyeli çocuklar oldukları ve aileleriyle birlikte kaldıkları da söylendi. Tabii buna ilişkin olarak somut bir delil yok. Somut bir tespit de yok ne olduğuna ilişkin. Ama biz bunun sürecin takipçisiyiz bu konuda. Oradaki soruşturmamız devam ediyor Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nda. Bunlar devam ederken bu sefer de gazeteci Alican Uludağ'ın yapmış olduğu bir haber sonrası ortaya çıkan bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu sefer de Gaziantep ilinden Sakarya iline 49 çocuğumuzun götürüldüğü, bu çocuklardan 9 tanesinin 12 yaş üstü olduğu için diğer çocuklarla birlikte kalmasının mümkün olmadığı, diğer çocukların annesi olanlar da olduğu söylendi. Dini gereklilikler gereği 12 yaşındaki çocuklar artık ergenliğe girdiği için erkek çocukları diğer kadınlarla birlikte kalamayacağı gerekçesiyle bu çocukların
İsmail Ağa cemaatine bağlı bir tarikatın vakfın kan kursuna yerleştirildiği söylendi. Bu haber bu şekilde ortaya çıktı Ali Can Uludağ tarafından. Biz buna ilişkin yine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu sefer Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu çocukların yerlerinin tespit edilmesi ve eğer kanuni bir şekilde yerleştirmedilerse ki mümkün değil zaten böyle bir şey, bir an önce çocukların geri alınmasına ilişkin. Ama o soruşturmamız da şu anda devam ediyor savcılıkta. Herhangi bir gelişme bugüne kadar alamadık. Herhangi savcının attığı bir adım yok bu aşamada. Biz de takipçisiyiz bu konunun. Çünkü çok önemli bir konu gerçekten. Refakatsiz çocuklar. O zaman o açıklamalara da biraz bakalım. Oralara biraz parantez açalım. Biraz detaylandıralım. Sizin de söylediğiniz gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşte depremzede çocuklar cemaatlere verildi iddiası üzerine, o sizin de söylediğiniz adresler üzerinde incelemede bulunduğunu ve hanede aslında refakatsiz çocuklara rastlanmadığını açıkladı. Yani bir noktada aslında iddiaları yalanladı diyebiliriz. Bugün bir açıklama var mesela, çünkü kayıp çocuklar meselesi de hala konuşuluyor, hala gündemde. Enkazdan çıkarılan ama ulaşılamayan çocuklar var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın bugün bu konuyla alakalı bir açıklaması vardı. Henüz kimlik tespiti yapılmamış, yoğun bakımda olan, tedavisi devam eden çocuklar olduğunu söyledi. Kimlik tespiti yapılmadığı için de yani kayıp vakasından bahsedebilmemiz için kimliklendirmenin bitmiş olması gerekiyor. Sonrasında eğer hala bulunamayan çocuklar varsa kayıp vakasından bahsedebiliriz minimalinde bir açıklamaydı bu açıklamada. Bu açıklamalar yeterli mi sizce? Evet, tabii ki yeterli değil. Şu anda çok fazla sosyal medyada da çocuğunu arayan aileler de var. Tabii ki bu açıdan işte çocuk sağlık durumu iyi olmayabilir ya da kendini ifade edecek yaşta olmayabilir yaşı itibariyle. O yüzden kimlik tespiti yapıldıktan sonra gerekli yerleştirmelerin, tabii ki bunu yine tekrar ediyorum, kanun çerçevesinde, bakanlığın üzerine düşen görevler çerçevesinde bu yerleştirmelerin yapılması gerekiyor. Şu anda daha önceki açıklamalarında da olduğu gibi 1000'in üzerinde refakatsiz çocuk olduğu söyleniyor. Yani ailesiyle kavuşturulmayan 1000 üzerinde çocuk olduğunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık zaten açıklamıştı. Şimdi de yoğun bakımda olanların sanıyorum sayısını vermiş. Bu açıdan çok önemli ve çok ciddi bir rakam. Gerçekten çok ciddi rakam. Bu çocukların akıbeti çok önemli. Bu çocukların peşine düşülmesi çok önemli. Ne olacak bu çocuklar? Kime teslim edilecek? Aileleri var mı? Ailelerini kaybettilerse akrabalarına mı teslim edilecek, yoksa hukuki prosedür işlenip, biliyorsunuz şu anda çok fazla koruyucu aile talebi de var, geliyor, sosyal medyadan da görüyoruz. Çok fazla çocuklara şefkat isteğiyle koruyucu aile talebinde olmak isteyen ailelerimiz de var. Tabii bu da önemli bir konu, bunu da gerçekten bakanlığın doğru araştırıp uzmanlarla doğru değerlendirip çocukları doğru yerlere yönlendirir, doğru evlere, doğru ailelere yönlendirmesi gerekiyor. Bundan sonra da, çünkü daha sonra daha büyük sorunlar da ortaya çıkabilir. Bu açıdan gerçekten inceleyip sık dokuyarak çocukların verildiği ailelerin de onların psikolojik gelişimini, onların bu travmatik sürecini daha kolay atlatabileceği ailelerin seçilmesi gerekiyor. Yani ne bileyim, işte daha önce aile şiddet vakasına İşte sahne olmuş bir aile diye verilmemesi lazım çocuğun. Bu aşamada da biliyorsunuz zaten Diyanet'in de akıllara zarar bir açıklaması. Onunla ilgili aslında bir sorum olacaktı size. Siz benden önce davrandınız. O çok konuşulan fetva, onu biraz hatırlatalım. Evlat edinilen depremzede çocuklarla evliliğin önünde bir engel olmadığı fetvası. Şimdi aslında biz depremin en başından beri yaşanan hep bir kaostan ve koordinasyonsuzluktan bahsettik. Ben tam bu yaşanan koordinasyonsuzluğun içerisinde, yasalar çerçevesinde en azından çocukların korunmasını koordine edebildik mi, onu sormak istiyorum. Aslında siz biraz bahsettiniz ama ben yine oraya bir başlık açıp, oraya bir parantez açıp, gerçekten yasalar çerçevesinde çocuklara sahip çıkılabiliyor muyuz, çıkabiliyor muyuz ve onların korunmasını koordine edebiliyor muyuz, onu sorayım size.
Yani şimdi çocuk refakatsiz çocuk sayısını göz önünde tuttuğumuzda ve bize gelen ihbarlara ve basına yansıyan, kamuoyuna yansıyan iddialara göz önünde bulundurduğumuz zaman maalesef şu anda bakanlığın bu görevi yapabildiğini düşünmüyorum. Çünkü Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler, devlete yüklediği bu sözleşmenin yükümlülükler ve yine bizim çocuk koruma kanunumuzdaki yükümlülükler gereği bu çocuklara sahip çıkmak sadece ve sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görevinde. Bunun haricinde üçüncü kişilere, derneklere, işte cemaatlere bu çocukların teslimi sağlanamaz. Bu açıdan da bakanlığın maalesef sürekli çelişkili beyanlarda bulunması, bir türlü böyle rahatlatıcı, net sayılarla, net bilgilerle bir açıklama yapmaması maalesef bu konuda sınıfta kaldığını gösteriyor. Şu anda biz bir net bilgi alamadık, net bir bilgiye ulaşamadık ki biz bu konu üzerinde çalışan bir dernek olmamıza rağmen. Tatmin edici bir bilgiye, tatmin edici bir soruşturmaya da yine aynı şekilde. Dediğim gibi ki soruşturmamızda da şu anda herhangi bir gelişme yok. Ama bu konuda bakanlığın etkili bir şekilde faaliyette olduğunu söyleyemeyeceğim şu anda. Peki, enkazdan çıkarılan, kayıp olan ve hala haber alınamayan çocuklar, onları başta da konuştuk. Mesela bazılarının Tuzla'ya götürüldüğü yönünde iddialar da var. Size hali hazırda gelen başka ihbarlar da oluyor mu? Evet, evet. Bize şu anda çok fazla ihbar geliyor. Bir de bu konu üzerine düştüğümüz ve takipçisi olduğumuz için çok fazla ihbar geliyor. Ama başında da söyledim, biz somut delil olmadan, yani sadece soyut iddiaya dayalı, işte buraya bu kadar çocuk getirildi ama nerede, adres nedir, somut deliliniz nedir, bunları netleştirmeden ne kamuoyuna açıklama yapıyoruz ne de bununla ilişkin hukuki süreci başlatıyoruz. Çok ciddi iddialar var, üzerinde çalıştığımız, netleştirmeye çalıştığımız konular var. Bunlar netleşirse çok yakında onları da kamuoyuyla paylaşacağız ama inanın birden fazla iddia var. Yani çok ciddi şekilde yine çocukların çeşitli illere götürüldüğü, hatta çeşitli kurumlara yerleştirildiği ama dediğim gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bünyesindeki sevgi evleri ya da ilgili kurumlara değil, tamamen başka kurumlarda oldukları ve sonra bir anda ortadan kaybolduklarına ilişkin iddialar geliyor bize. Ama bunları somut delillendirmeden şu anda paylaşmayı doğru bulmuyoruz. Hem çocuklarımız için de doğru bulmuyoruz açıkçası. Eğer buna ilişkin suç duyurusunda bulunursak daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız bu hususu. Peki son bir soru sorayım Hediye Hanım. Ters bir durumun yaşanmaması, istenmeyen olayların yaşanmaması adına soracağım bu soruyu. Bunun yönetiminin, yani depremzede çocukların doğru yerlerde olmasını sağlayacak o prosedür nedir? Nasıl ve kim tarafından korunmalı ve ne yapılması gerekiyor şu aşamada çocuklar için? Bu aşamada biraz önce söylediğim gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konuda tam yetkili ve tek yetkili. O yüzden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocukların kaydını net bir şekilde tutması, çocuklar hastanedeyse hastanedeki takip sürecini doğru izlemesi. Çünkü biliyorsunuz basına da yansıdı. İşte ailesiyim diye kendini tanıtan bir polis kılığında giren bir kişi çocuğu kaçırmaya kalktı hastaneden. Bu açıdan takipleri çok önemli. Bunu yapacak olan tek kurum da kanunlarımıza göre ve uluslararası sözleşmelere göre, üye olduğumuz uluslararası sözleşmelere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Tabii biz STK'lar olarak da bu konunun takipçisiyiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bu konuda baskı yapmaya, sorular sormaya devam edeceğiz. Her gün yeni bir kampanya çıkıyor çocuklarımıza ilişkin olarak, çocuklarımız nerede şeklinde. Kamuoyunda da gerçekten çok güzel bir destek var. Birçok kurum, dernek bu konunun takipçisi. Bu açıdan biz de önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak bu konunun peşini bırakmayacağız. Sürekli takip halindeyiz. Sürekli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sorularımızı sormaya devam edeceğiz. Bize gelen ihbarların sonuçlarını takip edeceğiz. Buna ilişkin olarak yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'tan cevaplarını da isteyeceğiz. Ne zaman soruyoruz, yine soracağız. Bizim öncelikli amacımız bu çocukların güvenli bir yere yerleştirilmesi. Devlet korumasında güvenli bir yere yerleştirilmesi. Koruyucu aile olabilir, evlat edinme kurumu olabilir. Tabii bunların hepsi hukuki süreçler tamamlandıktan sonra yapılacak işlemler. Yani şimdi bazen
bazı kişilerde de şöyle bir algı var. İşte çocuğu ben alayım götüreyim, koruyucu aile olayım, ben bakayım evimde. Hani bizim işte komşumuzu ailesini kaybetti, alayım ben bakayım. Bu şekilde de olmaz. Bu çocukların takibi açısından muhakkak hukuki prosedürlerin işletilmesi gerekiyor. Bunu da yapacak olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Bizim de beklentimiz bakanlığın bu konuyu gerçekten ciddiyetle ve titizlikle ele alması ve kamuoyuna da doğru ve net bilgiler vermesi. Biz Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak bunun takipçisi olacağız. Dediğim gibi bu çocuklar yerleştirilene kadar peşindeyiz. Evet, biz de elbette takip edeceğiz ve sizinle olan iletişimimizi devam ettireceğiz. Özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hukuki süreci düzenli olarak o prosedürü devam ettirmesi gerektiğinin altını çizdiniz. Teşekkür ediyoruz Hediye Hanım yayınımıza katıldığınız için. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Avukat Hediye Gökçe Baykal bizlerle birlikteydi. Depremzede çocukların tarikatlara teslim edildiği iddialarını değerlendirdik. Görüşmek dileğiyle.